Hocam Raşit Say'ı getirdi buraya. Kerem'i buraya getirdi. Topu Galatasaray kullanırken. Diğer maçlar bu kadar kenar olmuyorlar değil mi? Hayır. Şeyde önde Barış Alper'i getirdi. Arkasına da Mertens'i getirdi. Doğal olarak Ferdi buradan öndeki Fenerbahçe baskısı için dublaja gidemedi. Osayi bırakıp Kerem'i dublaja gidemedi. Zalai, Gustavo Serdar'dan en az bir tanesi Barış'ı kontrol etmek zorundaydı, kucağa almak zorundaydı ve Barış akıllıca muhtemelen Okan Hoca'nın isteğiyle Gustavo'ya gitti. Araya girmek istemiyorum hocam. Için. Sorularla aydınlanmak için sorabilir miyim? Bir tek bir şey soracağım. Tamam. Tamam, sen devam lütfen hocam. Ben gerektiğinde soracağım. Tamam. Mertens de burada bir tehdit olarak olması sebebiyle bu beşli, yani bu Fenerbahçe beşlisi, bu Galatasaray dörtlüsünü bırakıp dublaja gidemediler. Aslında Galatasaray buranın arkasına geçmek için, yani şu savunma hattının arkasına geçmek için birinci olarak şuranın arkasına geçmek zorunda idi. Bunu Galatasaray seçti. Bu derbide. Hı hı. Ve geçti. Bunun arkasına geçti. Bunun arkasına her geçişinde, yani Fenerbahçe savunmasının birinci attığını oyundan her düşürüşünde biz kaleye kadar giden bir Galatasaray gördük. Bazen kaleye kadar gitmedi ama çoğunlukla gitti. Bazen hata bitiremedi kaleye gidip ama bazen bitirdi. Bazen bitirdiği ataklardan gol çıkmadı ama 3 tanesi çıktı. Farklı farklı şekillerde. Ama temelde ben burada bir bakın, bunu daha önce ligde hiçbir takım yapmadı. Yani Fenerbahçe'yi kimse bu kadar bölmedi. Şurada bir alan kaldı hocam. Şuna benzetebilir miyiz hocam? Senin anlatımından o geldi. Çünkü diyorsun ki Kerem geldi ve oyun kurulumunda yanaşmadı. Oyun. Yanaşmadı. Kenara açıldı. Evet. Alanı açtı. Hı-hı. Doğru mu? Aynısını Raşitsa yaptı. Evet. Buraya koydu. Tıpkı bir korner atışı gibi. Evet. Şimdi korner... Bravo. Benzer bir şey değil mi hocam? Bravo. Üç kişi ileride bırakırsın, dört kişiyle kalmak zorunda. O mantığı oyunda kullandı. Bravo. Aynen öyle oldu. Doğru anlamışım değil mi hocam? %100 doğru anlamışsınız. Zaten benim anlatımımı çok güzel pekiştirdiniz. Yani. Teşekkür ederim. Ne demek hocam? Bu kadar iyi anlatamamıştım. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-5 olarak ikiye böldü. Yani böl parçala yönet gibi oldu biraz. Aynen. Ama süper oldu Galatasaray açısından. Çok iyi bulandı. Doğru bir seçim oldu. Evet. Yoksa ne olurdu? Oyunu kurmak için Kerem de gelse, şey de gelse, o kadar doğru Raşitsa şey da gelse, şimdi sen söyledik Mertens de gelse, o zaman o sahi gelecekti. Hadi gelin bize baskı yapın demektir o. Bu üçlüden en az bir tanesi dublaja gelecekti. Ve bu hattı oyundan düşürmek çok daha zor olacaktı Galatasaray için. Karanlığa, yani Barış Alper'e doğru bir yüksek top atmak zorunda kalacaklardı. Mecburen. Ama ben Okan Hoca'nın bu tercihini %100 doğru buldum. İki hafta önce Abdullah Hoca maç oynanmadan önce söylemişti. Ligin geri kalanlarına bir kopya vereceğiz diye. Verdi. Okan Hoca bence daha güzel bir kopya verdi hocam. Kadıköy kopyası. Yani Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanırın harikulade bir kopyasını verdi. Ha bu arada şu var. Herkes yapamaz. Tabii. Bakın aynı şekilde düşünürsünüz ama Galatasaray'ın şöyle bir avantajı oldu. Biraz sonra göstereceğiz. Nedir? Tamam, herkesin yapamadığındaki klik ne? Neden Galatasaray yapabildi? Hocam pası isabeti buldu Galatasaray. Yani i̇sabeti oyuncu buldu. Becerisi, oyuncu kalitesi, pas yani kalitesi. Anahtar pasa getirene kadar pas hatası yapmadı. Bana bir tane Galatasaray'ın şurada top kaybını söyleyin hocam. 90 dakika, 100 dakika, 100 küsur dakika oynandı. 107 dakika falan, doğru mu söylüyorsun? 110 galiba hocam. 110 dakika falan oynandı. Bana bir tane şey söyleyin. Galatasaray kendi yarı alanında, kafamda geri gidip kaleye yakın yerlerde bir tane top kaptırdı diyeyim. Stoperleri aldırdılar. Pas hatası yaptı diyeyim. Fenerbahçe stoperleri aldırdı. Aldırdı. Basayım dedi. Evet. Ama 4 tane ileride adam var. Evet. 5 tane de artı 1 ile kapamak zorundasınız. Evet. Sayı yeterli kalmadı esasında. Olmadı, evet. Olmadı. Hocam. Hakikaten bu düşünülmüş bir şey olduğunu görüyorum. Senin anlatımında da görüyorum hocam. Çok doğru bir mantık. Riski var mı? Var tabii. Var. Var. Riski var. Ama bence Galatasaray'ın en iyi yaptığı şey bu alanı çok iyi kullanmaktı. Hayırdır? Yani herkesin beklentisi, bütün Galatasaraylıların beklentisi bu alana saldırmasıydı. Galatasaray buraya saldırdı. Buraya. Buraya saldırdı ve burada kazandı maçı. Orada kurdu diyelim. Saldırdı evet hocam. Aslında saldırdığı yer burasıydı. Yani alanı, şu hattı düşürmek için buraya saldırdı. Alanı kullanmanız için nedir hocam? Önce ne yapmanız gerekir?
alanı boşaltmanız boşaltmanız gerekir. Boşaltmanız lazım, evet. Boşalttı, çok doğru saldırdı. Bir stratejiyle boşalttı. Doğru. Hocam ikincisi. Bravo hocam, bu çok çok güzel bir düşünce ama şey olarak baktığınız zaman. Bir teknik adamlık kişiyi olarak söylüyorum. Tabii canım. Peki Jesus buna gardını alamaz mıydı? Benim anlattığım da o. Daha büyük risk almak zorunda kalırdı. Hayır, yanaştırsa? Daha büyük risk olurdu. Hocam neden? Şimdi bakın şimdi şeyi götürüyorum. Sadece Galatasaray kalıyor. Tamam. Sen lütfen anlat, araya girmeyeyim. Sen pozisyonlarını anlat. Hocam Kerem bana nasıl tarif edersiniz? Kerem'i? Evet. Çabuk. Standart tekniği bir, olan. Bir çabuk. İki. Vuruş özelliği olan bana göre artık. İki. Kıvrak. Hocam ben şöyle söylüyorum. İki kelimeyle. Çabuk ve kıvrak. Evet. Çabuk ve kıvrak. Kerem budur. Da. Standart bir tekniği de var. İlk ikisinden bahsediyorum. Tabii. Çabuk ve kıvrak. Doğru. Yani bir tane uzaydan biri geldi. Ya bu Kerem nasıl dedi. Ben hani teknik meklik anlatmak nasıl? Yok. Çabuk ve kıvrak. Çabuk ve kıvrak dedim. Doğru. Hocam. Raşitsa. Nedir? Topla kıvrak oyuncu. Bak topla kıvrak oyuncu. Topla hızı var. Hızı var. Çabuk ve kıvrak. Evet. Mertens nedir dediklerinde ilk cümlem benim nedir? İlk şeyim. Ayakları çabuk. Brıt. Kısa işler yapıyor. Kısa. Ayakları çabuk. Biraz sonra göreceğiz neler yaptığını. Barış nedir? Süratli bir oyuncu. Çabuk, güçlü, hızlı. Dengeli. Bak sürat dengesi olarak söylüyorum. Çabuk, güçlü, hızlı. Ve yani bu denge olmadan da bunu sağlayamazsınız. Güç olmaz, doğru söylüyorum. Hocam güçlü de. Tabii. Güçlü de yani. Hocam futbolda sen de çok iyi bilirsin. Evet. Gücün diğer bir şeyi dengeliysen güçlüsündür. Yoksa darmadan bir adam istediğin kadar güçlü ol. Evet. Dengeliysen değil mi? Güçlü oluşmaz. Hocam bu dörtlünün bir tanesi eğer böyle biraz ağır vasıta olsaydı. Yani kucakta kalan bir santfor tipi olsaydı. Jesus o riski alırdı. Birini daha çıkarırdı. Dublaja gönderirdi. Ben dışarı çıkarmadı. Hocam, tam tersi. Kendi kalesine yaslanmasından bahsettim. Evet. Onu yapamaz mıydı? Ha, kendi kalesine doğru çekebilirdi biraz. Kadıköy'de olmasına rağmen zor Kadıköy'de bunu yapmak, kabul ediyorum. 40 bin kişinin de gel. Zor. Zor. İşte, tabii. O zor. Hadi yapalım, çok kolay değil. Benim ona cevabım hayır. Hayır diyorsun. Tamam hayır. Hocam. Yani olmazdı. Yani oyunu tamamen vermiş olmayı da hazmetmezdi yani. Öyle tahmin ediyorum. Bu arada Okan Hoca'nın seçimlerinde bir de şöyle bir trik var bir tarafıyla. Hocam Icardi kulübede oturuyor. Maç bitti, tabelada 3-0 yazıyor. Birisi soruyor, golleri kim attı, asistleri kim yaptı? O bu. Icardi ne yaptı? Bir gol, bir asist yaptı. Kaçıncı dakika girdi? 76. dakika. 76'da girdi. Bir gol, bir asist yaptı. Şimdi, bu arada Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu kim? Gomis. Kaç gol atmış? 6 falan mı? Bayağı gol atmış yani. Evet. Yok 6'dan falan fazla. 7 galiba. Yani 7-8 tane golü var diye hatırlıyorum. Berk'in bilmediği şey olabiliyor hocam. Berk'in bile bilmediği şey olabiliyor. Tabii Berk yani. Normalde Galatasaray söz konusu olduğunda bilmediği hiçbir şey yoktur ama. Evet bakıyor, hocam sen devam et. 7. 7 golü var. Hocam takımın en çok gol atan oyuncusu kenarda oturuyor. En çok gol atacak olan oyuncusu kenarda oturuyor. Ve daha önce santfor oynadığını görmemiş olduğumuz Barış oynuyor. Derler ki maçı kaybedersiniz. Ya hoca sen ne yaptın ya? Niye bu iki tane santfor oturuyor, iki tane golcü oturuyor. Sen ne yaptın? Kadıköy'de yapılır mı bu? Diye ağır eleştiri alabilirdi. Bu riski aldı Okan Hoca. Tabii. Buyur. İnan risktir bu yani. İki. Ciddi risktir kendi açısından. Hocam deplasman oyunlarında şu hep yani eğer iyi bir rakibe karşı da oynuyorsanız 11 kişinin birden yüzünü kaleye çevirmek iyi bir metottur. Bir daha rica edeyim altıncı. Deplasmanda iyi bir takıma karşı oynuyorsanız 11 kişinin birden yüzünü rakip kaleye çevirmek iyi bir çözümdür. Şimdi bunu Gomis gibi, Icardi gibi, bakın 0-0 oynamak başka bir şeydir. Bu oyuncular gibi stopere yaslanarak oynayan oyuncularla 11 kişinin yüzünü çeviremezsiniz. Bunu ancak çabuk, seri stil oyuncularla 11 kişinin yüzünü rakip kaleye çevirirsiniz. Geçebilen oyuncularla geçebilirsiniz. O sebeple bu Okan Hoca da burada riski aldı. Güzel cümleymiş hocam bu. Ben satarım yaptı. Bunu bir yerde. Nerede istersen. Satacağımız yer burası zaten. Başka yerimiz yok. Şimdi bence Galatasaray biraz böyle kazandı. İki şey. 11 kişinin yüzünü kaleye çevirdi. İki ayrı alana saldırdı. Yani iki ayrı hatta saldırdı. Bunu yapabilmek için de Fenerbahçe'yi ikiye böldü. Yani 5-10'de baskı yapanlar, 5 arkada gardiyan gibi bekleyenler. Akıllıcaydı. Evet. O yüzden de bence Okan Hoca
bu haftanın antrenörüdür. Yani 5-0'lık şey var orada, başka maçlar oynandı falan filan ama haftanın antrenör performansı, düzeltiyorum, haftanın teknik direktör performansı Okan Buruk'a aittir. Hani sinir gerilimi, zihinsel hazırlık vesaire falan hiç oralara girmeden söylüyorum. Strateji ve taktik bağlamında ve bu stratejinde bir risk içermesi anlamında göze alış da var. Göze alış da artı bir de sonucu alış var. Böyle bakacak olursak ben zaman zaman açık derim böyle. Teknik adam penceresinden bakarken kaybedeceksen Icardi ile kaybet derim bu maç için. Hayır, risk aldı. Barış'la oynadı, kazandı. Doğru. Çok değerli. Bu arada göstereceğim pozisyonlar hocam. Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hepsi bu kadar değil. Yani Galatasaray'ın bu gidiş planı. Hı. Bir de önde savunma tavrından hücum tavrına geçiş konusunda da iki gözlemim var. Bir, acayip nitelikli bir baskı yaptı. Onları organize göstereceğim. O zaman, kalabalık ve nitelikli bir baskı. Organize bir baskı. İki, önde savunma tavrından hücum tavrına çok çabuk geçti. Fenerbahçe'yi orada yendi. Evet. Yani Fenerbahçe'nin de savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş performanslarına baktım. Dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında korkunç fark gördüm.